arkadaşlar. Kazanım 20 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak px-2 polinomu verilmiş. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan isteniyor bizden. Hemen x artı 3'ü 0'a eşitliyoruz ve x eşittir eksi 3'ü getirip px de yerine yazıyoruz. İlk verdiği polinomda yazmıyoruz. Bizden ne istediğini bulmamız lazım. Burada yerine yazarsak p3'ü istiyor bizden. Pardon, p-3'ü istiyor. Eksi 3 olması için de x yerine eksi 1 yazmamız lazım. O halde p-3 eksi 1'in kübü eksi eksi 1 artı 4 olacak. Buradan da eksi 1 artı 4 olacağı için şunlar birbirini götürür. 4'e eşittir. Cevap D seçeneğidir. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak x eksi 2 ifadesi px artı 1 polinomunun bir çarpanıdır. Px polinomu olduğuna göre p kaçtır demiş. Şimdi şu px artı 1'in bir çarpanı ise tam bölmesi lazım. Yani x eksi 2 eşittir 0'dan x yerine 2 yazarsak p2 artı 1 yani p3 0 olmalı çarpanı olduğu için. p3 0 ise hemen getirip şurada da 3 yazıp p'yi bulabiliriz. p3 eşittir 3'ün kübü eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı p eksi 1 olacak. Bunun da 0 olduğunu biliyoruz. Buradan 27 eksi 2 çarpı 9'dan 18 eksi 1 artı p eşittir 0 olacak. 27 18 çıkarırsak 9, bir daha çıkarırsak 8, karşıya gönderdiğimizde p eşittir eksi 8 olur diyoruz. Cevap E seçeneği gelecektir. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda px-2 polinomu verilmiş. px-3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan 9 olduğuna göre m kaçtır demiş. Hemen şurayı 0'a eşitlersek x eşittir eksi 1 olacak. Burada eksi 1 yazıyoruz. p eksi 4 eşittir 9. Bize bunu vermiş. Ve biz de şuradaki ifadede bunu bulmaya çalışalım. Eksi 4 olması için x yerine eksi 2 yazmamız lazım. p eksi 4 eşittir eksi 2'nin 4. kuvveti artı 2 çarpı eksi 2'nin 3. kuvveti artı 5 çarpı eksi 2 artı m olur ve bu da 9'a eşit. Düzenleyecek olursak burası 16 eksi 16 artı şurası da eksi 10 olur. Artı m eşittir 9 olacak. Şunlar birbirini götürdü. O eksi 10'u karşıya artı olarak geçirirsek m eşittir 19 olacaktır. Cevap E seçeneği olur 3. soruda. Evet, bir sonraki sorumuz 4. soru 2016 LYS sorusuymuş. Px polinomu verilmiş. Px eksi 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan ile px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan birbirine eşittir. Buna göre m kaçtır demiş. Hemen şurayı 0'a eşitlersek x eşittir eksi 1. Burayı 0'a eşitlersek x eşittir 1. Bunları getirip şurada yerine yazalım. p eksi 2 eşittir p 2 olacak. Kalanlar eşit olduğu için bunları da eşitleyebiliriz. X yerine eksi 2 ve 2 yazıp eşitleyelim o halde. 2 yazdığımızda 8 eksi 2m artı 1 eşittir. Eksi 2 yazdığımızda eksi 8 artı 2m artı 1 olur. Bunlar birbirine eşitti. Eşitliği düzenleyecek olursak şunu karşıya gönderelim. Şu birler gitsin. 8 de buraya alalım. 4m eşittir 16 olacağından m eşittir 4 olur. Cevap B seçeneği olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.